Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır video atamıyordum. Bugün sizlerle beraber fırçasız ve süngersiz makyaj challenge yapacağız. O halde videoya başlayalım. Ben tildimi nemlendirdim, geldim. İlk olarak Golden Rose'um bu. Matte Pore Minimizing bazını kullanacağım. Ya uzun zamandır video çekmeyince de insan bir tuhaf oluyormuş ya. Dur, saçlarımı şöyle kenara alayım. Bu gözeneklerimin yoğun olduğu fırın çevrem ve alnıma parlamaya müsait olan kısmına doğru bazımı sürüyorum. Bazımı sürdükten sonra şöyle bir bakayım. Unutmuş olabiliyorum, bazen kalabiliyor. Tamam. Kalmamış. Devam ediyorum. Fondöten olarak Essence'in Stay All Day isimli fondötenini kullanıyorum. Fondötenin bitişini gerçekten çok sevdim ya. Çok şey, böyle kendi cildinizmiş gibi duran bir fondöten. Çok almayacağım. Çünkü çok alırsam belki yediremeyebilirim. Şimdi fırça ya da süngerde kullanmayacağım için fazla fazla kötü durabilir. O yüzden az ürün kullanacağım. Böyle yüzümden birazcık açıkmış gibi durabiliyor. Ama boynumun rengi açık olduğu için çok da sırıtmıyor. Hem de bu kombinasyon deneriz. Normalde bu fondöten T bölgemde, daha doğrusu en çok alın bölgemde diyeyim, biraz parlama yapabiliyor yapısından dolayı. Ama hani yağlı ciltliyseniz bu fondöten size uygun değil. Ben daha önce aslında çok da bilgi vermesem, değil mi, size önceki videoma yönlendireyim. Bu fondötenin incelemesini yapmıştım. Eğer izlemek isterseniz kanalımda bir önceki videolara bakabilirsiniz. Şöyle. Aslında bu fondöten elle de güzel uygulanıyormuş. Değil mi? Elle de uygulanabilir yani. İlla fırça ya da süngere gerek yok. Yalnız göz kapaklarıma, göz altıma bir şey sürmedim de şu an. Cidden tuhaf duruyor. Şöyle birazcık daha geçeceğim. Çok kapatmayayım yüzümü. Bazen farkında olmadan kapatabiliyorum çünkü. Siz ne yapıyorsunuz? Hayat nasıl gidiyor? Anlatın. Aşağıda yorumlarda konuşabiliriz. Ve şunu da söyleyeyim, ben de görmek istediğiniz video fikirleri varsa onları da benimle paylaşabilirsiniz. Hani dışarıdan göründüğü kadar kolay değil ya. Hani belli bir emek vermeniz gerekiyor sonuçta. Video çekeceksiniz. Tabii öncesinde içerik bulacaksınız, çekeceksiniz, editleyeceksiniz, yükleyeceksiniz. Yüklenmesi bir hayli uzun sürüyor. Bunu da şöyle biraz tampon. Biraz böyle göz altıma yayarak. Bu bir tık açık benim tenimden aslında ama şeyi güzel, yani daha aydınlık gösteriyor. Ve doğal duruyor. Doğal duruşunu çok seviyorum. Hani yapmacık değil. Görüyor musunuz aradaki farkı? Şöyle yapalım. Çok kapatmayayım kendimi. Sürerken fazla kapatıyorum. Ya o değil de şeyi nasıl süreceğim ben? Bronzerallık falan. Şurada da kalmış, yedirememişiz oraya. Başka şöyle bakıyorum, iyi gibi duruyor. Ah, pudrayı nasıl süreceğiz, değil mi? Düşünmedik oraları. Şöyle kapatalım. Hadi kapatma değil mi? Sonra kapat.
Videodan gidiyor. Video uzun olunca sıkılıyor musunuz? Bazen kısa tutmaya çalışıyorum ama yarım saati bulabiliyor maalesef. İnşallah bu video öyle olmaz. 20 dakika falan sürer totalde. Söyle nasıl alacağım ya? Almaya çalışacağım artık bir şekilde arkadaş. Bir de toz pudra almışım ki elime maşallah yani. Olduğu kadar artık. Dur, pudrayı göstermedim. Birazdan göstereceğim. Şöyle. Diğer parmağıma bulaşan kısmı da şuraya şöyle alayım. Çok da sürmeyin ya, değil mi? Çok az da şöyle bir. Aa, aklıma bitiyor da geldi ama onu başka bir videoda mı yapsak bilemedim. Başka bir videoda yapalım. İnternetten gördüğümüz trikleri deneyebiliriz makyajla ilgili. Öyle bir güzel olabilir yani. Tamam. Sürdük. İyi tamam. Okey. Elimde iki tane far paleti var. İkisini de böyle doğal tonlarda tutmaya çalıştım ki malum sürerken biraz kolaylık sağlasın diye. Aa dur pudrayı göstereceğim dedim. Göstermedim. Bir saniye hemen pudrayı gösteriyorum. Pudramda Wet n Wild'ın Photo Focus Translucent Powder. Bunu kullandım toz şeklinde. Bayağı büyük bir pudra yani. Evladı ilk. Ya yıl sürerleriniz kullansa bitmez kolay kolay öyle söyleyeyim. İki tane far paleti var dedim elimde. İkisi de dur şöyle mi tutayım? Ters tutuyormuşum niye söylemiyorsunuz? Heh. İkisi de Wet n Wild'ın far paletinden şöyle biraz parlıyor da. Öyle yani. Bunlardan birini kullanacağız. Bakalım bir şöyle renklere. Size de göstereyim. Şöyle bunun renkleri. Aslında bunu kullanacağım sanırım. Ama yine de diğerine de bir bakalım. Dur, fırçasını bir çıkaralım içinden düşmesin şöyle gösterirken size. Diğeri de böyle bir far paleti. Öyle ne yapalım? Tek bir renk mi kullansak acaba? Ne diyorsunuz? Aa, bilmiyorum ya. Galiba bunu kullanacağım. Bak diğerini kullanacağım. Kararlılık seviyeni görüyorsunuz değil mi? Kararlılık seviyen ektedir falan diyormuşum. Yine dilim takıldı. Biraz konuşamadım. Şimdi şunu alalım. Ben başlıyorum. Başlıyorum. Sürmeye bakalım. Nasıl bir yani çok ekstrem bir şey beklemeyin. Sırf hani fırça ya da sünger kullanmadan yaptığım için böyle klasik bir makyaj olacak. Hani çok zor bir şey. Yani yapamam. Cesaret edemem sanırım. Belki krem far olsaydı deneyebilirdik aslında. Şöyle birazcık gölge vermeye çalışıyorum. Evet, anca parmakla ne kadar yapabilirsek yani. Aslında güzel oldu. Hoşuma gitti bak. Görüyor musun? Hani yanımda böyle fırça olmadığında veya fırçalar kirli olduğunda falan bu yöntem kullanılabilir. Ama tabii ki hani krem far bir tık daha elle uygulamaya müsait gibi. Tozla da çok fena olmadı bence bu görüntü. Yani zaten birazcık joker bir renk seçtim. Kolaya kaçtığımı kabul ediyorum. Ama şimdi hani çok da renkli bir renk seçersem çok da renkli bir renk neyse yalnız batırabilirdi kişi. Artık kötü olan yerlere en son düzelteceğiz. Burası kalsın böyle. Tamam, evet. Biraz taşırmışız bazı yerleri ama. Yeni çıkan şarkıları, müzikleri falan takip ediyor musunuz? Beğendiğiniz hangisi? Onları da yazabilirsiniz yoruma. Ben de bir dinlemiş olurum hem. Dur. Şurası pek güzel olmamış. Ya olduğu kadar artık. Tamam. Ne yapalım? Orayı biraz kapatıcıyla mı düzeltsek ne yapsak bilemedim. Yalnız elimi silmem için peçete ya da pamuk ve benzeri bir şey gerekiyor. Dur.
Şu Brow Bone rengini de göz pınarlarıma uygulayacağım. Şuradaki en açık rengi. Bilmiyorum ne kadar, ne derece gösterebildim. Oh, çok aşağıya gitti. O kadar aşağı sürmek istememiştim. İşte fırçanın avantajı burada ileri geliyor. Küçük uçlu bir fırçayla istediğiniz yere tak diye sürüyorsunuz ama el tabii ki parmaklarımız o kadar küçük olmadığı için daha çok yayılabiliyor. Evet. Neyse arkadaş olduğu kadar olmadığı kader demiş Şemsi Tebrizi. Evet. Bunu da alalım. Şimdi ne yapacağız? Ne kaldı? Bronzer kaldı. Bronzer var. Allık var. Bronzer olarak Murumuru bronzer'ı kullanıyorum. Physicians formülanın. Nasıl göstereyim? Şöyle parlamadan gösterebildim sanırım. Bunun da yapısı nasıl biliyor musunuz? Sanki kremli toz arası gibi. Direkt toz bir ürün değil bence. Şimdi bunu nasıl süreceğiz? Valla yapmaya çalışıyorum. Ne derece oluyor bilmiyorum ama deniyorum en azından. Bir de rengi çok açık bir ton, hani doğal bir ton bayağı. Benim gibiyseniz, benden daha açık tenliyseniz bu rengi kullanabilirsiniz. Hatta Light Bronzer isimli bir rengi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu da bayağı güzel. Ona da bakabilirsiniz eğer isterseniz. Ama genel olarak zaten tonları falan açık. Bu taraf güzel oldu ama bu tarafı çok beğenmedim. Biraz az gibi oldu. O tarafa biraz daha mı sürelim? Ne yapalım değil mi? Keşke elma bir ıslak mendil alsaymışım. Şöyle yukarı doğru dağıtıyorum parmaklarımla. Olduğu kadar. Sonra biraz da dudak altına sürelim. Girmese miydik bu işlere? Olduğu kadar yapacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Yalnız parmaklarınla da kontür yapmazsın değil mi? Burun kontürü. Normalde de yapmak zor. Çünkü yanlış yaptığınız takdirde burnunuz yamuk görünebilir. Yani bilmiyorum, birazcık elimle falan da ne kadar dağıtabilirsem dağıtmaya çalışacağım. Şöyle. Dur şöyle birazcık dağıtalım ki şey olmasın böyle, biliyor musunuz? Kötü durmasın. Evet, şöyle. Kötü bir görüntü olsun istemiyoruz çünkü. Bir saniye ben şuradan bir şey alayım, elimi sileyim derken pamuk. Oradan bir şeyleri yıkıyorum. Evet, makyaj temizleme suyumuzu nereye koyduk acaba diyordum ki buradaymış. Yalnız kameranın içine de girmişim. Evet, şunu da ağzını kapatalım dökülmesin. Bir elimi sileyim çünkü bir yandan makyajı düzgün yapalım derken bir yandan bozmak istemiyorum açıkçası. Evet. Yalnız bayağı da bir şey bulaşmış. Tabii ki her şeyi elimizde sürdüğümüz için ne olmasını bekliyorduk değil mi? Neyse çok konuştum. Devam ediyorum. Allık süreceğim ve highlighter süreceğim. İşte kaş ve kirpik kalıyor. Sonra geriye de pek bir şey kalmıyor. Highlighter olarak Revolution kullanacağım yine. Benim emektar. Artık elimi böyle nasıl yapacaksam, elimden büyük yalnız. Şöyle. Ultra Pro Glove. Şu an satışta değil ne yazık ki. Üzülmüştüm aslında böyle olmasına. Yanlışlıkla şuradan fırça alıyordum. Konuşamadım. Yine dilim dolandı biraz. Şimdi ben genelde şey yapıyorum ya, böyle açık tenli kişiler genelde en açık rengi kullandığını söylüyorlar ya da YouTuber'lar diyeyim. Ama bence tüm renkleri karıştırıp kullanabiliriz ya. Onda bir sakınca görmüyorum. Yalnız bundan önce allık sürseydik keşke. Çifte kumrular. Osman video çekiyorum. Video çekiyorum, video olsun. Çıktım. Pardon. Yükleyeceğim. Haberin olsun. Yükle. Tamam. Selam YouTube. Parmakla
Fıçı kullanmadan da biraz zormuş ya. Aslında krem ürünleri olduğunda çok bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ama toz ürünleri uygulamak bir miktar zor diyeyim. Biraz burnumun acına da geçeyim. Şöyle çok hafif de burnumun üstünden geçiyorum. Tabii ki dudak üstümüzü aydınlatalım. Aa, ağrıcı da parmaklarımla yiyeceğim. Öyle direkt sürmeyeceğim. Ama tabii kirimel ve kaşımı parmağımla yapamayacağım için onlar mecbur öyle olacak. Artık ona yapacak bir şey yok. Dur, çok azdı. Şöyle kaş altımızdan geçelim. Evet, şuralara. Evet. Oraya da uyguladık. Elimi sileyim hemen. Nasıl yapayım da. Evet, pek bir şey kalmadı. Bunlar kaldı. Bunları kullandıktan sonra da bitireceğiz. Limer olarak iki tane rimel kullanacağım. Hani bu şekilde kirpiklerimde daha güzel bir görüntü elde ettiğimi düşünüyorum. Bu uzunluk veren maskara sayı sensin. Bu da bildiğimiz Lash Sensational Senelerin maskarası. Bu ikisini birlikte kullanacağım. Önce Lash Sensational'la başlayalım. Lash Sensational'la başlayalım. Ah. 2 hafta video çekmedim diye konuşmayı unuttumlar. Yine başa döndüm. Sanki yeni video çekmeye başlamış gibiyim. Neyse, olur öyle insanlık hali. Şöyle makyajımızı yapalım. Ruj olarak ne kullansak acaba? Böyle koyu bir rengi böyle hafif hafif dokundursak mı? Olur mu ya? Sen böyle tam tatlı bir görüntü olur. Oh my god. O maskara sürerken birden topak kaldı da. Siz nasılsınız? Enerjiniz nasıl son günlerde? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Makyaj videoları izlemeyi seviyor musunuz? Yani aslında çok fazla izlenmediğini düşünüyorum ama hani sevdiğim bir alan. Öyle bir şeyler anlatayım kamera karşısında, sizlerle konuşayım, iletişim halinde olayım. Hani o şekilde. Bu arada bana ulaşmak isterseniz videonun altına Instagram sayfamı bırakacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Kullandığım ürünleri hem videonun içerisine hem de altına bırakmaya çalışıyorum artık. Daha dikkat ediyorum bu konuda. Video ne kadar oldu acaba? Bir saniye. Maskara arıyorum. Ha, gözlük kullandığım için görmüyorum yani şu an fazla. Bu ne? Evet. Esensiz de üstünden geçelim. Hemen. Aslında güzel bir makyaj oldu biliyor musunuz? Ben beğendim yani. Hoş duruyor. Yalnız allık sürmeyi unuttuğumu hatırladım şu an. Çünkü yanaklarım şey duruyor biliyor musunuz? Ah. Allah'ım. Bir kere de maskarayı değdirme sürerken. Bir kere. Değil mi? Bir kere bir yerleri yıkma mesela. Tabii ki sağ sol yıkılıyor. Benim videolar böyle, artık alıştınız. Evet. Çok az alt kirpiklerimizden de geçelim. Çok az da aralar belirginleşsin. Burada kıl varmış. Neyse aldım. Evet. Ben dudaklarımı nemlendirmeyi unuttum. Her şeyi unutuyorum bugün. Her şeyi. Nemlendirici olarak da Neutrogena'nın şu nemlendiricisini kullanıyorum. Ne diyor? Lips Labial Labios diyor. SPF 20 falan diyor. Öyle bir nemlendirici işte. Fena bir nemlendirici değil. Böyle saatler boyu nemlendiriyor diyemem. Ama SPF 20 içeriyor. Yani kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi ruj olarak ne kullansak, değil mi? Şöyle bir bakalım.
Ne kullanacağımı da tam bilmiyorum aslında ya. Böyle aslında biliyormuşum. Elim direkt ruja gitti. Onu kullanalım. Aa, ben allık kullanmadım hala, değil mi? Birazcık da allık sürelim mi? Ama dur ya. Bu rujla bu allık pek olmaz gibi. Şurada bir tane bir allık vardı. İstediğim bu o mu? Hayır, bu o değilmiş. Maşallah. 1 saat aradık, 2 saat. Heh. Allık olarak şunu kullanmaya karar verdim. Pastelin Profession Crush'larından bir tane açayım değil mi? Öyle göstereyim bari. Heh. İşte şöyle bir renk. Bilmiyorum içinde ışıltılar var ama ne kadar belli oluyor. Şöyle parmağıma bir miktar aldım. Yavaş yavaş gülümseyerek şuralara şöyle bir konduralım bakalım. Aslında fena olmadı. Ne diyorsunuz ya? Hani tamam toz ürünlerde bir tık zorlayabilir dedim ama o kadar da zorlamadı sanki. Gülümsüyorum, yiyorum. Yalnız bunun içinde de kendiliğinden böyle ışıltılar olduğu için aslında bu tarz bir allık sürdüğünüzde highlighter da sürmek zorunda değilsiniz. Evet, onu da sürdük. Yalnız kaşlarıma maskara sürmeyi unuttum. Kaş maskarası sürelim bir de. Şöyle hafif. Bir de bu aralar şey kullanıyorum. Kaşlarıma ve üst kirpiklerime, yani alt kirpiklerime kullanmıyorum. Arifoğlu'nun kaş ve kirpik yağı var. Yani görmüşsünüzdür mutlaka, eğer makyaj bakım tarzı şeylerle biraz ilgiliyseniz. Hani kaşlarım biraz kötü görünüyorsa az falan, bilerek uzatıyorum. Bazı yerde seyrekliklerim falan vardı. Onlar çıkacak mı diye. İnşallah en yakın zamanda aldıracağız. Evet. Şurada da sürelim. Bayağı uzadılar yalnız. Normalde kaşlarım yavaş uzuyor benim. Ama bu kullandığım ürün bayağı hızlı uzatıyor. Yine güncellemesini yaparım size. Şöyle söyleyeyim. Bir ara böyle bir hafta falan kullanmadım, aksattım ama onun dışında düzenli kullandım yani. Mutlaka bahsedeceğim ondan da. Ruj olarak da Golden Rose'un Nox sitelerinden şöyle göstereyim. Madem YouTuber olduk öyle gösterelim. 19 numara. Görünüyor değil mi? Odaklı mı? İnşallah nettir. Bunu kullanacağım. Şöyle açık fırçayla değdirip elimle yaymayı düşünüyorum. Şöyle. Az mı oldu, çok mu oldu bilmiyorum. Az olursa da sonradan ekleriz birazcık. Normalde şey yaparım aslında. Rujı böyle hafif sürmem de direkt yoğun bir şekilde uygularım. Yalnız pamuğu nereye koyduysam bulamıyorum, buradaymış. Hemen elimi sileyim de kurumadan. Bu şekilde hafif uygulamak benim hoşuma gitti. Hani isterseniz yoğunluğunu bir tık daha azaltabilirsiniz. Tabii ki gördüğünüz gibi 3 tane ya da 4 tane ufak noktacıklar hani dokundurdum ve güzel bir sonuç bence. Daha doğala yakın bir sonuç elde ettik. Güzel oldu. Hoşuma gitti benim. Şöyle bir bakıyorum. Hoş duruyor. Beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Allık biraz allık biraz hafif mi oldu? Pardon. Aslında iyi ya. Çok da şey yapmayalım değil mi? Her zaman da böyle bam olmasın yani. Bu sefer de böyle birazcık hafif tutmuş olduk aldığımızı. Benim videom bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benimle buraya kadar izleyenler aşağı siyah kalp bırakabilir mi? Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma geldiniz. Bu videoyu izlediniz beraber. İsterseniz hani beraber. Allah'ım cümleyi ne güzel toparlayamıyorum. Neyse.
Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bana destek olmak isterseniz arkadaşlarınızla da paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. İnşallah çok güzel bir pazar günü geçiriyorsunuzdur. Hoşça kalın.